Efendim herkese yeniden merhaba. Batı'nın Orta Asya'daki atağı devam ediyor. Anthony Blinken Kazakistan'daydı. Yarın da yani çarşamba günü de Taşkent, Özbekistan'a geçecek. Anthony Blinken Kazakistan Astana'da sadece Kazak Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le görüşmedi. Aynı zamanda C5 diye adlandırılan Central Asia 5 diye adlandırılan grubun yani Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen ve Tacik devletlerinin dışişleri bakanlarıyla da ayrı ayrı toplantılar yaptı. Yani Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna Savaşı'nın birinci yılında Rusya'nın arka bahçesi olarak gördüğü, her zaman iyi kötü çantada keklik olarak değerlendirdiği Türk devletlerine kelimenin tam anlamıyla bir çıkartma gerçekleştirdi. Esasında bu Batı'nın yeni bir politikası değil. Orta Asya'nın Batı açısından kapısını aralayan, anahtarı çeviren ilk isim Avrupa Birliği Başkanı Charles Michel'di. 26-27 Ekim 2022 günlerinde yine aynı Anthony Blinken gibi Astana'daydı ve 28 Ekim'de yine aynı Anthony Blinken gibi yani bir gün sonra Taşkent'e geçerek Özbekistan'ı da ziyaret etmişti ama Charles Michel'in Ekim ayındaki o ziyaretinin ana özelliği Astana'da bölgenin 5 lideriyle de buluşup Avrupa Birliği Orta Asya ilişkilerini enine boyuna ele almasıydı. Ve özellikle Kazakistan'ı da öne çıkararak Charles Michel'in Avrupa'nın ana hedefi Orta Asya'daki güçler mücadelesinde demokratik bir güç olarak gerçek yerini almak ve bu bölge halklarının egemenlik ve toprak bütünlüklerini ve ticari ve yatırımsal gelişmelerinin garantörü olmaktır demişti. Benzer cümleleri Anthony Blinken'dan da duyduk. Esasında Orta Asya bildiğiniz gibi benim de birçok kez ifade ettiğim gibi ne yazık ki geleneksel olarak Asyalı iki büyük gücün kumpasında veya kuşatmasında yaşamak zorunda kalan bir bölge olarak değerlendirildi bugüne kadar. Yani Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun oluşturmuş olduğu Şangay İşbirliği Örgütü şemsiyesi altında Çin'in yüksek düzeydeki para ve nakiti Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden miras kaldığını savunduğu siyasi ve askeri gücü ne yazık ki Türk Devletleri Teşkilatı'nın Tacikistan haricinde üyesi olan bölge devletlerini yani kardeşlerimizi sürekli eli kolu bağlı bir kimlikte tutuyordu. Fakat belki de Kremlin ve belki de tüm Asya için değişim savaşın patlak vermesinden yani geçen yıl Şubat 24'te Rus ordusunun hem de Belarus üzerinden oraya girmesinden sonra Orta Asya Cumhuriyetlerinin sergilediği tutumda kilitlendi. Kremlin onlardan daha kolay bir sonuç alacağına inanıyordu. Ukrayna'da çiçeklerle karşılaşacağını ve Ukrayna halkının Rus ordusunu bağrına basacağını düşünen bir istihbarata sahip olan Rusya açısından Orta Asya Cumhuriyetlerinin bu konudaki politikalarını tespit edememek son derece normal. Bırakın desteklemeyi, karşı çıktılar. Yani Ukrayna'nın eski bir Sovyet Cumhuriyeti olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin arkasında durdu bu beş devlet. Özellikle Kazakistan, insanlığın şu andaki siyasi coğrafyasında, sınırlar açısından en uzun
sınır nerededir diye soracak olursanız ben size söyleyeyim. Kazakistan-Rusya sınırı bugün insanlığın sahip olduğu en uzun ulusal devlet sınırıdır. Üstelik Kazakistan %35'e varan bir Rus nüfusu da bağrında barındırdığı için Kasım Cömert Tokayev açık ve net söylemek gerekirse Vladimir Putin'den gelen ağır baskılarla karşılaştı. Özellikle Luhansk ve Donetsk sözde cumhuriyetlerinin tanınması, aksi halde Kazakistan'ın da başına bir haller gelebileceği yönünde çok mesaj aldı Kasım Cömert Tokayev. Ve hatta o günlerde Rus parlamentosunda aşırı milliyetçi milletvekillerinin çıkıp Kazakistan diye bir ülke zaten yoktu. Bu Sovyetler Birliği'nin ürettiği bir devlettir. Aynı Ukrayna'ya dedikleri gibi. Ve o Kazakistan denilen devletin büyük bir kesimi tarihi Rus toprağıdır diye konuştuklarını da duyduk. Ama sonuç itibariyle Tokayev dengeli bir politikayla ve Batı ile ilişkilerini özellikle Ekim ayı itibariyle de geliştirerek bu yöndeki baskıları toparlamaya çalıştı. Ama açık olarak düşünecek olursak eğer Rusya Ukrayna Savaşı'nda kazanmış olsaydı Orta Asya Cumhuriyetleri bu kadar rahat manevra kabiliyetine ve hareket özgürlüğüne sahip olamayacaktı. Çünkü Ukrayna Savaşı'nı kazanmış bir Rusya, Sovyetler Birliği eski coğrafyasını yeniden birleştirme yönünde Belarus, Ukrayna, Rusya'dan sonra büyük bir ihtimalle Kazakistan'ı hedef alacaktı. Tarih böyle yazılıyor zaten. Böyle bakacaksınız. Şimdi Antony Blinken'ın Kazak mevkidaşıyla yaptığı görüşmeden sonra özellikle muhtar Tiluberdi'nin yani Kazak Dışişleri Bakanı'nın çok yönlü bir siyaset izliyoruz. Rusya ve diğer ülkelerle ilişkilerimizi dengeli sürdürüyoruz. Şu anda Rusya'dan herhangi bir tehdit almıyoruz demesi önemliydi. Çünkü Orta Asya beşleri diye adlandırdığımız dördü Türk, biri Tacik. Bu beş devlet evet Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediler. Evet, bütün o liderler Gün Rahmanov hariç sanıyorum, Tacik hariç günü geldiğinde Zelenski ile telefon görüşmeleri de yaptılar ama hiçbiri Rusya'nın harekatını kınayan bir bildiri yayınlamadı. Ve genelde de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya aleyhine gelen bütün karar metinlerine çekimser oy kullanarak Moskova ile olan ilişkilerini de bir şekilde kontrol ettiler. Amerika Birleşik Devletleri bütün bunların farkında olarak oraya gidiyor. Ve Blinken'ın gerek Dışişleri Bakanları'yla gerek Kasım Cömert Tokayev'le yüksek ihtimal yarın Özbek lider Şevkat Mirziyoyev'le yapacağı görüşmelerden sonra ki açıklamalarında ısrarla eski Sovyet Cumhuriyetlerinin yeni bağımsızlığını kazanmış devletlerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve birlik haklarına sahip çıkıyoruz ve onların yanındayız cümlesini kullanması dikkat çekiciydi. Ama daha dikkat çekici olan bir şey vardı. Bu lafı ettikten sonra şöyle devam etti Blinken. Bu laf her zaman söylenir. Ama bugün biz bunu gerçek anlamıyla söylüyoruz. İşte bu Kremlin'e hem de Kazakistan'ın başkentinden net bir cevap şeklinde gitti. Ve yarın Özbekistan'da. Çünkü gördüğümüz kadarıyla onlar da takip ediyorlar. Biz de buradan takip ediyoruz. Kazakistan ve Özbekistan Kremlin politikalarının muhtemel yeni kurbanları olabilecek iki Türk Cumhuriyeti. Şimdilik ilişkileri bir yerde tutmaya çalıştıkları Rusların o kadar belli oluyor ki. Ve Amerika'nın
Orta Asya'ya gerek parasıyla, gerekse teknolojisiyle vesairesiyle. Blinken açıkladı, yeni pazarların inşası, yeni ticaret yollarının açılması vesairesi için büyük fonlarla geliyoruz diye de açıklamalarda bulundu. Hem Rusya hem de Çin'in arka bahçeden kuşatılması anlamına geliyor. Ben o yüzden yapmış olduğum daha önceki videolarda bölgede milli olarak müthiş bir avantaja sahip olan Türkiye'nin Orta Asya'da yapılanacak yeni bir ittifak çerçevesinde özellikle Japonya ile ve kısmen de Güney Kore ile birlikte çalışabileceği bir zemin oluşturmasını ısrarla savundum. Çünkü bütün aklı başında analistlerin göreceği bir nokta bu. Çok özel bir bilgiye sahip olmaya gerek yok. Ukrayna Savaşı ve Pasifik mücadelesi, bunun tam orta yerindeki Orta Asya'yı kimse kendi kaderine bırakmaz. Bu Pasifik'le Avrupa'daki çatışma noktalarını birleştiren son derece stratejik bir coğrafyadan söz ediyoruz. Ve oraya tabii ki Amerika Birleşik Devletleri nihayet bir çıkartma yapmış durumda. Peki Antony Blinken Şevkat Mirziyoyev'le yarın yapacağı görüşmeden sonra nereye doğru havalanacak? Hindistan. Yani Batı Rusya'yı her geçen gün biraz daha yalnız bırakacak, biraz daha elini kolunu daraltacak ataklarını sürdürüyor. Yakından takip etmemiz ve bu ataklardan bizim payımıza düşecek avantajları iyi kovalamamız gerekiyor. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok ciddi sorunlar var. Bunları ben her gün anlatıyorum ama belirli bölgelerde de çok ciddi işbirliği imkanları kurulabilir. Yeter ki diplomasimiz o mantaliteyle çalışsın. Hoşça kalın.